Allah razı Hocam, olsun. ya ben şimdi Erdal, sevgili hocam, Efendim hocam. laf buraya gelmişken bak insanlar da izleme sayısı da fazlalaştı. Hocamın şeyi güzel, çok. Estağfurullah, estağfurullah. Ya şu şey de çok beni etkilemişti. Nurten Hanım'ın Mevlidinde okumuştu. Hatırlarsanız Nurten müdürümüzün. Yani orada bir Evet, mevlit evet, duası. evet, evet. Tabii. Hocam mevlit, hani diyorsun ya, bütün şairlerin kalemini kırdıran. Affedersiniz hocam. Anlatmaya çalışayım mı? Lütfen hocam, ben bir tanıtayım. İslam Hocamız şimdi size estağfurullah. Estağfurullah. muhteşem o Mevlid'deki duayı yapacak. Mevlid'i, yani Süleyman Çelebi Hazretleri'nin muazzam güzellikteki, estetikte zirve olan Estağfurullah. o Mevlid şiirini, Efendimiz'e olan övgüsünü içeren o muhteşem şiiri, duasını yapacak. Buyurun hocam, siz bir Estağfurullah. yönetin. Buyurun. İstanbul'dan Amir Ateş Beyler, rahmetli Aziz Bahriyeli, Fevzi Mısırlar, kalabalık bir grup geldiler, mevlid okudular. Yahya Eskişehirli. Ama ben de orada görevliyim ya, işte rahle, işte onlara su falan falan böyle şey yapıyorum. Çok memnun kalmışlardı. Hatta bana teberrüken bir Kur'an da okuttular. Kur'an da okuttular. Amine Hatun okunacaktı. Ras makamında bıraktım ama sakın bana bak şimdi Kur'an okutmayın hocam. Yani heyecandan ben bir şey demem. Ras makamından bıraktım. Amir Ateş hocamız Allah razı olsun. Dedi falan. Ve ben izin almıştım. Teyibim vardı. Allah adına okundum. Ey azizler işte başları söze. İşte malumunuz. Bir vasiyet kılarız iller size, illa size. Ol vasiyet ki derim her kim tutar mis gibi kokusu canları da tutar. Hak Teala rahmet eyle ana. Kim beni ol bir dua ile ana. Her kim ki dilerse bu duada buluna. Fatiha ihsan eder. Süleyman kuluna neyse. Aldı Yahya Eskişehirli mikrofon eline. İnşallah Cenab-ı Hak şaşırtmaz. Çünkü çok bu pandemi dolayısıyla da bir ara verdik yani bazı okuyuşlara. Efendim. Bu Mevlid-i Şerif'i tertip eden Allah'a, Resulullah'a ve Kelamullah'a olan bağlılık ve muhabbetlerini izhar, ayrıca geçmişlerinin ruhlarını şad etmek niyeti halisasıyla toplanan şu ehli edep. Böyle bakıyoruz hocam sağa sola ben de öyle bakayım. Rahmetli yaşıyorsa Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Öldüyse Allah rahmet etsin. Evet. Allah'a, Resulullah'a ve Kelamullah'a olan bağlılık ve muhabbetlerini izhar, ayrıca geçmişlerinin ruhlarını şad etmek niyeti halisasıyla toplanan şu ehli edep. Mevlid-i Şerif'in müellifi merhum Süleyman Çelebi Efendi Hazretleri bundan 6 asır evvel aşk-ı hak ile coşmuş, Resulullah şevkiyle taşmış, vahdet tesbihine vahdaniyet incilerini Allah'a adın zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula diyebilmiş. Şu sahne-i şuhud denilen dünya aleminde ise başta tarihi Ahmet Cevdet Paşa olmak üzere tüm şairlere ve nam bırakmış ediplere dahi dedi gördüm ol Habibin anesi bir acep nur ki güneş pervanesi gibi icaz karşısında kalemlerini kırdırtmış olan eserin nazımı Süleyman Çelebi Efendi Hazretlerinin ruhu revanına kâfe-i ehli imanın mübarek ervahına Allahu Teala Hazretlerinin de rıza-i şerifine el-Fatiha. Hadi bir Fatiha okuyalım Allah'ım. Böyle demişti hocam. Evet tabii Fatih okuyor. Hocam ne güzel bu ya. Yani şairlere kalem kırdırtıyor ha. Ha, Buna bak. orasını söyledin mi hocam? Söyledin mi orasını? Söyledin orada, söyledin. Ne kadar Tamam neyse havaya yani. Tamam. giriyorsan ne Tamam. söylediğini bak unuttun. Adnan hocam. Yaşıyorsun Yaşlılığımı vallahi. verin hocam. Yani Adnan